Birçok esnaf şu an belki dert yanıyordur ama ben şahsen inanmıyorum onlara. Ekonomik krizden dolayı, zamların durmamasından dolayı. İş yapan için iyi yani. İş yok diye bir şey normalde yok da biz çalışacak eleman dahi bulamıyoruz. Ham madde fiyatlarının da artmasıyla birlikte zamlar hayatımızda yeniden önem arz etmeye başladı. Biz de Laf Sokak'ta ekibi olarak eski sanayi esnafına işlerini sorduk. Bakalım ne cevaplar aldık. Hamdolsun çok iyi. Cenab-ı Allah bir rızık kısmet veriyor. Uğraşıyoruz. Başka soracağınız? Gurbetçi vatandaşların gelmesi işlerinizi nasıl etkiledi? Yani size bir fayda sağladı mı? Yani çok önceleri fayda sağlıyordu ama yakın zamandan beri pek fayda sağlamıyor. Çünkü gurbetçiler buraya pek yatırım yapmıyorlar. Yapmak istemiyorlar daha doğrusu. Dolayısıyla onların çok uzun boylu bir katkısı olmuyor bizlere. Peki malzeme fiyatları ne durumda şu an? Yani artış var mı? Yani şu an derken geçen seneyle mukayese ettiğimiz zaman demir bağlamında, demirle alakalı malzemeler bağlamında en az 2,5 kat artış var. Peki vatandaşların tepkisi ne oluyor fiyat artışına? Valla tepki ne olursa olsun bu alışveriş yine devam ediyor. Devam etmek zorunda. İhtiyacınız varsa 1 liraysa da alacaksınız. 3 liraysa da alacaksınız. Yapacak bir şey yok. Öncelikle merhaba. İşlerimiz hamdolsun iyi. Geçen seneye göre bu mevsimsel kıyaslama yaparsak biraz iş piyasada biraz durağanlık var. Fakat biz ihracat yapan bir firma olduğumuz için hamdolsun işlerimiz de iyi. Fena değil. Peki fiyatlarda bir artış söz konusu mu? Maalesef bu sene fiyatlarda çok hızlı bir değişkenlik oluyor. O da ham madde sıkıntısı yaşandığı için işte iş piyasaya malzeme verememeleri fabrikaların biraz iş piyasayı o yönüyle olumsuz etkiledi. Vatandaşların bu fiyatlara tepkisi ne yönde oluyor? Vatandaşlar maalesef bu olumsuz bir tepki gösteriyorlar çünkü haklı olarak. Çünkü her ürünün fiyatı yaklaşık olarak işte %60, %70 arttığı için vatandaşın gelir durumu da bu oranda artmadığı için biraz sıkıntı yaşıyor vatandaş. Olumsuz tepki gösteriyor. Vallahi yapılan işe göre değişiyor. Kimininki güzel, kimininki biraz az. Peki sizin işleriniz nasıl? Çok şükür elhamdülillah. Biz daha yeni esnafız zaten çok. O kadar uzun bir süre şeyimiz yok. Ama Allah'ın verdiğine şükür. İyi. Gurbetçi vatandaşların gelmesi işlerinizi etkiledi mi? Yok, çok bir etkisi olmadı henüz. Yani o kadar çok bir etkisi yok. Vallahi şu an Kayseri genelde olsa bile şu an işler iş yapan için iyi yani. İş yok diye bir şey normalde yok da biz çalışacak eleman dahi bulamıyoruz. Bir sıkıntımız var. Ha, millete bir korku var. Nedir bu korku? İşte dövizlerin yükselip inmesinden dolayı bir belirsizlik var diyorlar ama bir belirsizlik yok diye düşünüyorum ben şu an için. Yani en azından kendi işimizden dolayı söylüyorum ben. İşler iyi diyorsunuz. İşler iyi şu an için iyi yani. Sıkıntımız yok çok şükür. İnşaatlerimize çalışıyor ama çalışacak eleman bulamıyoruz. Büyük sıkıntımız bu bizim şu an için. Peki elemanlar neden çalışmak istemiyorlar? Ya herkes şu karşıya gördüğünüz masada oturmayı istiyor. Altına bir tane araba istiyor. Aylıkta 5.000 lira maaş artı sigorta diyorlar. Biz ona bile razı oluyoruz ama çalışacak yeni eleman bulamıyoruz. Gittikleri zaman işe bakma olayı değil de sadece gezme olayına adapte olan insanlarımız var. Yani gerçek çalışacak işçi bulamıyoruz biz. Gerçek çalışanların boş kaldığını biz görmüyoruz. En azından ben kendim bile boş kaldığımı zannetmiyorum yani. Yeter ki çalışmak istedikten sonra iş var yani. Peki gurbetçi vatandaşların gelmesi işlerinizi nasıl etkiledi? Vallahi bizim işlerde pek bir fark etmedi. Gurbetçi kardeşlerimiz de geldikleri zaman büyük bir ihtimalle onlar da çarşıdaki esnaflarımıza faydası olacağını düşünüyorum. Ha burada evlerini tahilat yaptıranlar, ne bileyim yalıtım yaptıranlar, ev yaptırmak isteyen arkadaşlarımız çıkıyor. Onlar bile yani şu an insanlardan yani yine dediğim gibi tam işleri tamamlayamayan insanlardan dolayı oradan biz müzdariplik yaşıyoruz. Yani güven olayı da kalmadı. Çünkü herkes önüne gelen esnaf oldu. Biz 30 senedir bu işi yapıyoruz. Ya bir iki senelik açan esnaflarımız bile dediğim gibi çalışan eleman bulamadıklarından dolayı biraz da ödemelerde korkuyorlar yani insanlarımız. Güven olayı yok. O yüzden biraz işler burada aksak. Ya güven olayı kalmadı bu şehir esnaflarda. Ben kendi adıma konuşacağım tabii. Benim için gayet yolunda. Bir sıkıntımız yok. Yani birçok esnaf şu an belki dert yanıyordur ama ben şahsen inanmıyorum onlara. İşlerimiz yolunda elhamdülillah. Yani hedefleri çok büyük tutmadığımız sürece
gayet herkes geçinebiliyor. Bir sıkıntı olduğunu düşünmüyorum. Sadece tek problemimiz trafik problemimiz var. O da haliyle 50'li 60'lı yıllardan kalık bir sanayi olduğu için adı üzerinde eski sanayi. Bu da çok normal diye düşünüyorum. Sadece tek problemimiz olduğunu düşünüyorum. Yani işler yolunda. Yolunda hiçbir sıkıntımız yok. Yani zaten yaz ayları olduğu için mevsimimiz. Yani tam iş yapacağımız zamanlar. Şu anda bir problem yok. Belki de millet artık alışmış hep böyle dert yanmaya. Bence ondan kaynaklı. Yani hedefleri çok büyük belki de o yüzden. Yani her sene evi değiştirelim, arabayı değiştirelim, yenileyelim gibi bir eğer hedefleri varsa tutmuyorsa normal. Ama bence şu andaki ekonomik krize bakarak Kayseri'mizin esnafı bence gayet iyi durumda. Bu ara biraz kötü işler. Neden? Ya, ekonomik krizden dolayı, zamların durmamasından dolayı. Yani artık insanların alım gücünün kalmamasından dolayı baya baya etkiledi piyasayı. İnsanlar geliyor yani umduğunu bulamıyorlar fiyat konusunda. Bu yüzden de etkileniyorlar. Tabii ki alım gücü düşüyor. Yani zor durumda şu an esnaf. Devletimiz de sağ olsun bu konuyla ilgili hiçbir çalışma yok. Çaba yok. Hiçbir açıklama yok. Anlamsız zamlar geliyor. Kimse de bunun arkasında durmuyor yani. Her gün zam, yani her hafta zam, her ay başı zam, her şeye bir yani gıda değil, mobilya sektörünün olsun, demire olsun, alüminyum olsun, her şeye zam geliyor. Bu yüzden de insanların alım gücü düşüyor. İşsizlik bundan yani kaynaklanıyor.